İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe Haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti Ana Ermenistan Anıt Kompleksini ziyaret etti. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Ofisi'nin görkemli açılış töreni gerçekleşti. Le Figaro, kiliseler değiştirildi, mezarlar yıkıldı. Bakü'nün Arsat'ta gerçekleştirdiği kültürel yıkıma ilişkin rapor. Bakü gibi bir ülkede COP29'un düzenlenmesi Başlı başına trajik bir olaydır. Ermeni Maria Gabrielian Suriye Parlamentosu üyeline seçildi. Van Ermeni Birliği, Bakü yetkililerinin şeffaf ve demokratik görünme yönündeki umutsuz çabalarını kınıyoruz. Ünlü Yunanlı şarkıcı İzmir'de Atatürk portresi ve Türk bayrağı altında konser vermeyi reddetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan, Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harutunyan ve milletvekilleri, tüm zamanların savaş operasyonlarına katılan Ermeni kahramanların ölümsüzleştirilmesini sağlayan sembolik ana Ermenistan anıtını ziyaret etti heyet Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan'ın doğrudan rol aldığı Arsak'ın kahramanca savaşlarını ve Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni hatırlatarak kahramanlara saygılarını sundu. Tüm zamanların kahraman şehitlerine sonsuz şan ve şeref. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan ofisi bünyesinde Batı Ermenistan Ulusal Meclisi ofisinin görkemli açılış töreni gerçekleşti. Ofis açılışını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Nelly Harutunyan gerçekleştirdiler. Kurdele kesme töreni öncesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan bu önemli günde sizlerle birlikte burada bulunmak benim için büyük bir onurdur dedi. Törende ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan, Başbakan Yardımcısı Arman Hagopyan ve Batı Ermenistan Parlamentosu üyeleri hazır bulundu. Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi, Eylül 2023'te Bakü'nün kontrolüne giren Artsahtaki Ermeni mirasına ait anıtların endişe verici bir şekilde ortadan kaybolması ve tahrip edilmesini uydu görüntülerine dayanarak ayrıntılı olarak sunuyor. Fransız The Figaro gazetesi bu rapora atıfta bulunarak tüm bunların yalnızca Eylül 2023'teki Bakü askeri operasyonu sonrasında ana yurtlarından zorla sürülen 100 binden fazla Ermeninin korkusu olmadığını, aynı zamanda Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi'nin çıkardığı bir sonuç olduğunu yazdı uluslararası bir Hristiyan sivil toplum kuruluşu Bakü'nün bölgede gerçekleştirdiği kültürel yıkımı ayrıntılı olarak anlatıyor. Kiliseler ve mezarlıklar yıkılmış, haçlar kaldırılmış. Strasbourg merkezli örgüt bu küstah ve yıkıcı politika Arçak'taki Ermenilerin mirasını yok etmek için revizyonizmi kullanıyor uyarısında bulunuyor gazete eski çağlardan bu yana sürekli olarak Ermenilerin yaşadığı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Doğu Ermenistan ile Bakü arasında tartışmalı bir bölge olan Arsah bölgesinde 500'e yakın kültürel mirasın bulunduğu alanda 6000'e yakın Ermeni anıtların var olduğunu yazıyor. 2020 yılındaki 44 günlük savaş sonucunda Arsah topraklarının neredeyse %70'i Bakü'nün boyunduruğu altına girdi. Bakü, Eylül 2023'te Artsak'ın tamamını işgal ettikten sonra Doğu Ermenistan'dan ve uluslararası kuruluşlardan gelen çok sayıda talebe rağmen yabancı gözlemcilerin kültürel alanlara erişimini sürekli olarak reddetti. Böylece Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi, Araştırmacılar ve kuruluşlar tarafından toplanan uydu görüntüleri aracılığıyla yıkılan kiliselerin, kayıp heykellerin veya yıkılan mezarlıkların doğru bir şekilde envanterini çıkarmayı başardı. Almanya'da faaliyet gösteren insan haklarını koruma örgütleri konferanstan önce hükümet ve COP29 delegasyonlarının müdahale etmesini ve Bakü hükümetinin Bakü'deki tüm Ermeni siyasi tutuklar derhal serbest bırakması ve Aliyev'in soykırım zulmüne son vermesi yönünde çağrıda bulunmasını talep etti. Bu haftalık Az Gazetesi tarafından Almanya merkezli günlük bir gazete olan Frankfurter Hundeschau'ya atıfta bulunarak bildiriliyor. Gazete ayrıca Doğu Ermenistan'a yönelik sürekli tehditlere de değindi. Doğu Ermenistan'a yönelik tehdidin varoluşsal tehdit olduğu belirtiliyor. Bakü okul çocuklarına Ermeni milletinin barbar düşmanları olan teröristlere karşı savaşmaları öğretiliyor. Bakü gibi bir ülkede iklim değişikliğine adanmış böylesine önemli bir kongrenin düzenlenmesinin başlı başına trajik bir olay olduğunu ekliyorlar. Makalede Almanya sadece bu fırsata sahip olmakla kalmıyor aynı zamanda Ermenilere uygulanan soykırım armenoside suç ortaklığı olan bir ülke olarak tarihi bir sorumlulukla taşıyor ifadesi yer alıyor. Gazete muhabiri Erkan Pehlivan Federal Meclis koalisyon hükümetinde yer alan iki partinin milletvekilleriyle de röportaj gerçekleştirdi. Gazetecinin sorusunu yanıtlayan Sosyal Demokrat Frank Schaube, niteliksel artışının çok dramatik olduğunu çünkü geçen yıl ülke içindeki siyasi mahkumların sayısının 4 katına çıkarak 300'ü aştığını kaydetti. Azerbaycan delegelerinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne katılımının yasaklanmasının nedenlerinden biri de budur diye ekledi. Yeşiller Partisi'nden Max Lux ise hükümetin daha sıkı önlemler almasını talep etti. Yeni enerji işbirliğimizi korumak adına Bakü ile açıkça konuşmak ve sessiz kalmamak zorundayız. Bunu söylüyorum çünkü geçmişte çok zayıf olduğumuz için Azerbaycan'ın Ermenileri nasıl tutuklu tuttuğunu görüyorum. Lüks bu özgürlüğü bir tehdit olarak gören ve çeşitli sorunlarına çözüm olarak baskı uygulayan her rejim için blanş kart dedi. Ermeni Maria Gabrielyan Suriye parlamentosu milletvekili seçildi. Suriye Yüksek Yargı Komitesi olan Seçim Komisyonu Başkanı 15 Temmuz'da yapılan Suriye Halk Meclisi yani parlamento seçimlerinin oy sonuçlarını özetledi. TAS Ajansı'na göre parlamento seçimlerine katılım oranı %38.16 oldu. Arap Sosyalist Rönesans Partisi'nin liderliğindeki Suriye'nin iktidardaki ulusal ilerici cephesi meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu 184'ünü korurken Bağımsız milletvekilleri 66 sandalye kazandı. Gantasar Ajansı Halep'ten Birleşik Suriye Ermeni adayı Maria Gabrielia'nın Suriye parlamentosuna seçildiğini bildirdi. Bakü Merkez Seçim Komitesi olağanüstü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından şimdi de olağanüstü parlamento seçimlerinin yasallaştırılmasına ve iktidardaki rejimin ek olarak meşrulaştırılmasına geçti. Gartman, Şirvan, Nakhçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği bu konuda bilgilendiriyor. Ancak açıkça sahnelenen bu süreçte Bakü Merkez Seçim Komitesi Başkanı Panahov, Bakü'nün demokrasiden ne kadar uzak olduğu kadar gerçeklikten de uzak bir takım saçma açıklamalarda bulundu. Seçimlerin şeffaf olduğu iddiasından bahseden Panahov, Freedom House, İnsan Hakları Örgütü'nün 2023 raporunda olağanüstü başkanlık seçimlerinin veya ondan önce gelen devlet organlarının oluşumunun özgür ve bir adil şekilde seçimler gerçekleştirmediğinin zaten kaydedildiğini unutmuş görünüyor. Aynı zamanda Bakü kitle iletişim araçlarının seçimleri gözlemlemek için kaydolmadığı tek devlettir diye belirtiyor. Ancak Panahov aynı Freedom House'un kendi ülkesinde basın özgürlüğünü sıfır olarak değerlendirdiğini bir kez daha unutuyor. Pan Ermeni Birliği, peki eğer hiçbiri seçim ihlalini kayıt altına almayacaksa, kayıt yapabilen kitle iletişim araçları uzun süredir kapalıysa ve gazeteciler tutuklanmış veya sınır dışı edilmişse neden kitle iletişim araçlarının kayıt altına alınması gerekiyor vurgusunda bulundu. Bakü seçimleri gözlemlemek için tüm kıtalardan heyetlerin geleceğini vurguladı. Pan Ermeni Birliği ayrıca Bakü Merkez Seçim Komitesi başkanına önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Bakü'nün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gözlem daveti bile göndermediğini, bunun da Azerbaycan parlamento heyetinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden bir yıllığına ihraç edilmesine yol açtığını hatırlatmanın zor olmadığını belirtiyor. Bu nedenle gözlemcilerin muhtemel yüksek temsili, yüksek siyasi iradenin, şeffaflığın ve demokrasinin bir göstergesi değil, yalnızca uluslararası toplumun gözündeki sert gerçeklerden kaçınmaya yönelik ucuz bir gelişimdir. Arçak'taki sandıklardan bahseden Panahov, bunların insani bir felaket koşullarında yaşayan Ermeni nüfusunun etnik temizliğe maruz kaldığı yerleşim yerlerinde oluşturulduğunu bir kez daha unutmuş görünüyor.'' Peki Panahov, Bakü'nün neden güçlü uluslararası garantiler altında Ermeni halkının haklarının radikal bir şekilde yeniden değerlendirilmesini sağlamaya hazır olmadığı sorusuna cevap verebilecek mi? Pan-Ermeni Birliği, Gartman, Şirvan, Nahçıvan, Bakü yetkililerinin şeffaf ve demokratik görünme yönündeki umutsuz çabalarını şiddetle eleştiriyor ve bunları insanlığa karşı işlenen suçların örtbas edilmesi ve suçların sorumluluğundan kaçma yönündeki alçakta süreçte bir araç olarak görüyor. Ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi, Türk Eğitim Vakfı konserindeki performansını iptal etti. Grek Report'un haberine göre şarkıcı, sahnede Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı bir posterin sergilendiğini öğrendikten sonra böyle bir karar aldı. Konser İzmir Çeşme'de gerçekleşecekti. Helen sanatçı Vandi Instagram sayfasında sahneye çıkmama kararını şöyle açıkladı. Konuşmamı şereflendiren dinleyicilere saygılarımla konsere katılmamın tamamen ona politik bir ton veren Türk Eğitim Vakfı'nın tek taraflı ve hiçbir uyarda bulunmadan konserin özünü bozmaya karar vermesi nedeniyle mümkün olamayacağını beyan ederim. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahneye çıkarak seyircilere enerjilerini şarkıcıyı yuhalayarak harcamamalar çağrısında bulunarak durumdan kurtulmaya çalıştı. Türk milletinin bu toprakları fethetmek için nice şehitler verdiğini sözlerine ekledi. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.